Hepinize merhaba arkadaşlar. GTA 5 Roleplay'in yeni serisine hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, sizin yorumlarda böyle roleplay gelsin, roleplay gelsin, roleplay gelsin yazmalarınızı artık dayanamadım ve ben de ne yaptım? Hadi dedim, artık başlıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarıma haber verdim ve hepsi tabii ki mutlu oldular ve sizden isteğimiz arkadaşlar, ilk bölüm giriş videosu olacak tabii ki. Yavaş yavaş senaryonun oturacağı bölüm olacak. 20.000 like istiyorum arkadaşlar. Lütfen bakın, o kadar yorumlar yazıyorsunuz ki. Yani desteğinize ihtiyacım var. 20.000 like istiyorum bu bölüme, ilk bölüme. Devamında aksiyonlar, çatışmalar, böyle neler neler, info vermek istemiyorum fazla. Bir sürü şeyler olacak. Hepsi hazır. Bakalım. Çok heyecanlıyım daha şimdi. Ya tekrardan roleplay'e başladım şimdi. O kadar heyecanlıyım ki, ama siz de heyecanlısınızdır. Bakalım. Bu arada yorumlara senaryo yazabilirsiniz bu bölümü izledikten sonra. Devam bölümler için senaryo yazabilirsiniz. Biliyorsunuz bizim bir geleneğimiz var. Roleplay'lerde sürekli sizden yorumlarda böyle senaryo istiyoruz ve sizlerden alıntılar yapıyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen 20.000 like, herkes like'a bassın, gömçürsün diyorum ve roleplay başlasın arkadaşlar. Vay be, kaç yıl oldu buraya gelmeyeli. Yıllar yıllar olmuş, buralar bayağı değişmiş ya. Şu havaalanı bile yenisi yapılmış. Yıllardır memleketime gelemedim. Vay koçum benim, sesler beni almaya gelmiş. Vay. Hoş geldin, kardeş, nasılsın ya? Hoş bulduk, ne yapıyorsun ya oğlum? Kardeşim benim ya, özlemişim. Zayıflamışsın ya. Lan. Abi ne yapacak, kilo abi, verdik abi. Ya. Baba kaç yıl oldu ya. Ya sorma işte. Ulan nasıl uygulandım ya. Nasıl geçti yolculuğun, iyi miydi? İyiydi ya. Buralar ne kadar değişmiş böyle, kaç yıldır gelmiyorum ben, ne güzel olmuş böyle. Yeni havalimanı falan yaptılar işte, buraya iniyor artık uçaklar. Yani artık o köhne şeyden kurtuldu biraz da şehir. Valla baba süper olmuş. Arabayı ne yaptın, araba değiştirmişsin? Bu baba yadigar ya. Vay Mercedes. Dediğim bir garajdaydı, artık onu kullanıyorum yani, şu anlık onu kullanıyorum ama şeyde duruyor, benim dükkanda var yine arabalar. Dükkan duruyor yani baba, eskisi gibi devam yani. Gel hadi, gel sana daha çok sürprizlerim var, gel bin. Hadi heyecanladım şimdi, sürpriz dedin, beni vurdun valla, hadi bakalım. Nasıl geçti yurt dışı? Valla baba yıllardır işte buradan uzak, elimizi ayağımızı çektik biliyorsun. Aynen öyle. Ama ya, olmadı be yani. Buradan koptuk gittik ama hiçbir şey buranın tadını vermiyor biliyor musun? Burada vermez, yani vermez. Ne hayat şeyimiz var, ne derler ona. Yani bir ayağımız çukurda burada biliyorsun sürekli. Yani biz şimdi buraya geldik, yine bulaşacağız bir şeylere biliyorum. Bile ya, bile geldim. Şu anlık hani var yine bir şeyler var da anlatırım ya, konuşuruz yani. Nasıl, bizim çocuklar iyiler mi hepsi? İyiler, hepsi çok iyiler. Onlarla da görüşmek istiyorum ya en yakın zamanda. Görüşürsün ya, görüşürsün, merak etme yani. Hepsini. Zaten can atıyor seninle görüşmek. Akalım böyle, sokaklar bizim olsun tekrardan. Dur, ilk önce sana sürprizim var, oraya bir gidelim. Bir dükkana uğrayalım bir, sana büyük sürprizim var yani. Görünce şok olacak. Hadi bakalım, dükkanda sürpriz. En sevdiğim, ne var acaba? Dükkanı da özlemişsindir ha. Abi raflar. Süper ya, bak buranın havasını, kokusu bile değişik biliyor musun ya? Benim arabayı şöyle çekelim şuraya. Vay, yine eskisi gibi sürüyorsun ha. Rahat ol. Vay, mekana bak, mekana. Mekan eskisi gibi be, pırıl pırıllı. Beyler selamun aleyküm. Aleykümselam patron. Serhat'ım, kardeş. Oo, Emre baba hoş geldin. Abi ya. İdris hoş geldin. Emre baba geldi. İdris de mi burada? Oh, kim geldi? İdris. Aa, İdris. Koçum benim. Abi, lan. Abi oğlum, oğlum lan değişmişsiniz lan hepiniz. Oğlum Sezer nasıl kilo abi vermiş lan bile. Oğlum Sezer kilo vermiş lan. Abi çok yemeği içmiyor. Vay kardeş ya. Gel böyle ha, arkadaşlar, sürpriz ne? Sürprizini bir göstereyim şu arkadaşın da. Sürpriz. Şöyle sen, abi. Camın kendi içine bir bak bakalım. Camın içine. Aa! Lan! Oğlum benim araba. Hatırladın mı? Oğlum bizim Tofaş. Evet. Sakladın oğlum, sen gittikten inanamıyorum sana ya. Kaç yıldır burada mı duruyor bu araba? Valla sen gittiğin günün ertesi günü yıkadım, bakımını yaptım, buraya koydum. Öyle duruyor, hiç daha çıkartmadım. Oğlum kendim. Sen nasıl bir kralsın ya? Lan ben bunu hiç beklemiyordum biliyor musun? Beğendin mi? Jantlar mı? Değiştirdin mi jantları? Kral senin jantları biri istedi. Ondan dolayı verdim de ayarlarız ya. Tamam baba ya. Lan çok duygulandım ya. Lan bunu eskisi beğendim gibi mi? Yaparız değil mi böyle canlı yaparız, canlı? Yaparız rahat ol sen. Lan adamsın sen ya. Şey yaparız, adamsın ya. Efendim İdris?
Yaparız dedim abi, ne demek. Adamsın lan sen. Hadi dükkanı kapatın. Emre'cim daha nereye? Tamam, bitmedi. Tamam patron. Gel, yok canım. Gideceğiz. Oğlum daha ne olsun tamam lan? Tamam abi, şartelleyelim. Gel gel gel. Arabanı orada bırak, onu hallederiz sonra, gel sen. Ulan ne kral adamsınız ya. Bak görüyor musun, yıllar sonra bile. Baba hiç değişmemişsin ya. Ama ben aynıyım baba, biliyorsun ya sürekli. Emre, hadi gidelim bakalım abi, ne sürprizi varmış. Buyur abi. Buyur. Şuradan hemen abi şeyleri de bir ayarlayalım. İdris, ayağını arkama dayama İdris. Tamam, şu sırtımdan çek ayağını. Abi bir dakika çek. İdris. Oğlum adamın boyu uzun, gemi gibi araba ama arkadan ittiriyor yine dizleri. Boyu var abi bende şimdi. Ne yapacağız şimdi? 7 metre arabaya da sığmıyorsan yani. Plaka da özel ha, Kartal. Vay. Ulan buralar bizimdi ya. Ne halde şimdi, sokaklar ne durumda yani? Var mı böyle yaramazlık yapan? Aman kardeşim oğlum. Oğlum kapı mı bozuk? Kilidini kapattım o kadar. Lan İdris var mı bir şeyin? Yok abi yok yok. Ama kardeşim lazım, dikkat et. Ay. Oğlum çocuk kilidini kapatmadım abi, arabada çocuk yok. Torpidoda ıslak mendil var mı? Var dur vereyim dur. Al uzatıyorum. Lan arkadaş dikkat et, gözünü sevdim bak, biz geldik buralara. Emre abini üzme şimdi mutlu gününde ya. Ayıp ya yaptığın İdris. Biraz dikkat et ya. Adamın kalbine inecekti ya. Ya kardeş ne diyordum ben? Ne oldu bu sokaklar falan? Var mı size yamuk yapan? Var mı bir şeyler falan? Yani ben buraya geldim yani, her şeyi göze alarak geldim, ona göre ha. Sen gittikten sonra biz bir 6-7 ay zaten biliyorsun hani rahatız. Sıkıntı yok çok şükür. Hani evet, sana söylediğim gibi yurt dışında da aradığımızda konuşuyorduk. Evet. Sonrasında böyle bir ufak tefek küçük böyle şeyler çoğaldı. Ya ben seziyordum çoğaldı senin sesinden zaten. Var mı yaramazlık diyordum. Yok diyordun ama ya var. Ya ben bahsetmedim sana. Şimdi şey yurt dışındasın. Ne gereği var? Var mı bizim çocuklarda bir yaramazlık bir durum falan? Ya anlatırım var da. Şey yaparız ya. Tamam baba, acele öyle olsun, hadi bakalım. Konuşuruz yani. Tamam baba, sen daha iyi bilirsin. Ben anlatacağım sana. Ya nereye gidiyoruz baba? Bir sürpriz müpriz geldik böyle ya, yeşillik kral, çimlik yerlere. Rahat ol ya. Baba rahat ol sen. Arabanın içi de gıcır gıcır ha valla. Aynen öyle. Bunu Sezer abimiz özel topladık baba. Valla temiz ya, bebek gibi ya. O ne la, kamyonun lastik mi kurtardı? Ana! Oğlum! Oha! Çüş! Oğlum bu ne? Oğlum! Beyler! Selamünaleyküm. Oğlum beyler! Ne yapıyoruz lan? Oğlum herkes burada! Herkes burada. Oğlum. Oo, buradayız baba. Ne yapıyorsunuz lan? Aha. Gel abi gel. Ana. Aha amcam gelmiş. Ana yeni. Yeni. Bana yeni ver. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun abi? İyiyim lan. Oğlum hiç değişmemişsin, hiç büyümemişsin sen. Abi yemedim amca ben. Oğlum Sezer, bu çocuk niye büyümemiş, böyle küçücük kalmış daha. Vallahi ne yiyor? Oğlum benden çok yemek yiyor, anlamadım yani. Ana oğlum lan yeğenim biraz... Neyse amcan geldi, amcan bakacak sana, seni büyütecek tamam mı? Bak amca bak, at, büyüt dur beni amca artık. Sadece büyümek biraz kilo almış yıllar içerisinde. Araba ya da sürmek istiyorum ben. Tamam yeğenim, sana en kral arabayı da alırım ben, tamam mı? Tamam. Ay yeğenim ya, hiç büyümemiş ya. Lan bu çocuk hasta mı ne lan, bilmiyorum. Emre gel şöyle köprüden geçelim. Arkadaşlar hadi yemeğe buyurun, hep beraber bir geçelim. Vay 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 vay. Lan Şükrü. Şükrü. Yanımdan ayrılma lan. Ben deyim. Oğlum bu bezin ıslanmış. Gel gel şu an. Alican mı ya Alican? Donuyor biraz. Alican bakayım. Donuyorum. At abi, Alican. Gelen at. Gerçekten şey tahmin ettiğim kişi mi ya? Ana! Lan! Valla ben de benziyorum. Değil miyim? Samet! Gerçek oğlum mi ya? Yok artık. Kardeşlerim! Ne? Bak! Yok artık! Ne yapıyorsun ya? Sen! Sen nereden çıktın abi? Psikopat Samet. Hilmi. Oğlum yok artık baba, hoş geldin. Oğlum Sezer nasılsın? Oğlum İyiyim haberiniz ya yok mu geldiğinde? Samet yap hayır, şovunu. Hayır. Yani. Oha. Oğlum niye söylemedin? Abi Sezer. Vay arkadaş ya. Evet Sezer. Hilmi abi. Oğlum, hiç söylemedi. Evet, söylemedim ya. Oğlum Emre adam abi, bir abi. Efendim canım. Bunun hesabı sorulacak. Bunun hesabı sorulacak. Sezer abi ya yaptı. Oğlum Samet hiç değişmemişsin ha. Samet abi. Biz sevinerek şovunu yapar mısın? Bak bir şey diyeyim ben sana. Nasıl abim? Bir tane beni vaka vaka. Hadi. Şimdi biraz eklem ağrısı çekiyorum ama ben söyleyebilirim istiyorsanız. Oynarsak. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar hepiniz aynısınız. Sezer çok kilo vermiş. 10 numara yakışmış. Yeğenim küçük aynı kalmış. Samet aynı. Vay be ama abi, bir tek, şehir bir tek Sezer abiye yaradı ama onu söyleyeyim. Aynen ya. Bir de bir şey diyeceğim. Çağrı nerede abi? Çağrı... Abi
Arayın da gelsin tarihi. O mesele tarihi sonra ben sana konuşacağım onunla ya. Aynen oldu? Konuyu anlatırız abi. O biraz bir gel abi. Nasıl gel ya? Böyle. Oğlum hayırdır gel ya? Gel abi gel. Ya çocuklar burada abi, şimdi şey olmasın ya. Yani. Oğlum hayırdır? Emre, dedim ya biraz önce de yolda gelirken bahsettim sana. Biri var işte filan diye. Evet. Burada bir tane adam türedi. Adı Ferhat. Tamam mı? Allah Allah. Bizim Çağrı bunun adamlarına, yani adamı olmaya yönünde bulaştı bir buna. Dedim ki gitme etme. Anlamadı yok. Abi ya, Çağrı işte ne işi var öyle adamlarla burada biz? Vallahi zaten anlamadık ki. Ya burada bir de her türlü pisliği yapıyor adamlar. Yeğenim boğulma ha bak. Yeğenim. Şunu tutma. Yeğenim. Gel la. Adam böyle sıkıntılı bir tip de. Yani ben sana anlatacağım. Daha uzun bir zamanda anlatacağım olur mu? Yani acı hallederiz ya Çağrı. Yani olmaz böyle şeyler olur mu? Yani şimdi geldin, hoş geldin. Bir otur biraz dinlen, şey yap biraz. Gün geçtikçe anlatacağım ben sana. Tamam. Tamam baba. Müsait bir zamanda. Tamamdır. Öyle yani. Abi gel, mangalımız var, etimiz var. Şöyle masamıza buyurun ya. Vay psikobesana tabak. Pamuk gibi olmuş ya. Oo, acıktım ha yoldan geldim. Abi Emre abi. Bak, şu bayrağı görüyor musun abi? Şu of, bayrağı. Oha. O bayrak. Efsane. Bu mahallede dalgalanacak, anlatabiliyor muyum? İşte kardeş, burası bizim mekan. Biraz vurdum masaya ama. Burası bizim mekan. Adamsınız lan. Abi buyurun, gömün. Hadi yiyin beyler. Hadi buyurun. Bak Emre'ye şunu yap. Bana evet. Yapıştır sıcak. Kardeş bana yalan bir şey. Gel. Çek kardeşim çek. Resmimizi çek. Az pişmiş istiyorum. Dönün kameraya, dönün kameraya. Hatıra bu, hatıra. Bir fotoğraf çek. Hep beraber. Adamsın lan. Çek. Oo. Süper. Adamsın be. Bir de böyle türüsü de kaptık. Türklü gel, seni kocam alayım yeğenim gel. Ben masanın üstüne duruyorum. Ha o da çıksın orada resme. Ellerini kaldır yeğenim. Peynir. Ne güzel çekiyor bana. Vay be. Hadi yiyin arkadaşlar, yiyin. Ama ne yap, sıcağa basma. Yeğenim. Tamam, gel şöyle. Ama yeğenim dikkat et. Özlemişim kendimi buralarda. Baba sen aç. Baba süper ya, havası bile temiz. On numara. Ya sen dedim, sen geliyorsun böyle, arkadaşları bir toplayayım otomatik. Böyle herkes bir gör dedim. Abi işin şakası bir yan, mühimmatımız, malzememiz, silahımız, her şeyimiz tam. Sen tam oğlum, zamanına geldin. Oğlum sen psikomat mısın ya? Nasıl abi? Yine başladın mühimmat, silah, ayak, seni ne zaman görsen. Yani biliyorum. Yani biz oğlum, her zaman hazırlıklıyız Emre abim, yani bunu söylememiş olduğunu düşünüyorum. Adam psikomat ya, ne zaman görsen. Oğlum yani. Mühimmat. Samet hep aynı ki. El bombası, roket bir şey. Abi. Aman. Bana, benim dükkanı o gün delikeliz gerekiyor. O gün şaka olsun diye C4 yükle koymuş. Dıdıt dıdıt ötüp duruyor bir şey. Hacı bir şey diyeceğim. Şakadan. Emre abi şakacıktan. Şaka bir yana. Beyler beni dinleyin. Artık buradayız biliyorsunuz. Yani abi. Şimdi Çağrı ile ilgili bir problem varmış ama pek size yansıtmamış Sezerler galiba. Bu işi aynen çözeceğiz. Yani artık burası boş değil biliyorsunuz. Ben de geldim. Artık hep beraberiz. Konuyla ilgili Hilmi abimin lafını, sözünü istiyorum da ben. O bir şey söyleyecekti. Arkada duruyor, gizleniyor, saklanıyor ama. Ya onu sonra ben şey yapayım. Yok bence şimdi söyle abi. Burada kalabalık için. Öyle ne mi? Ya? Yok valla. Tamam. Ya? Sana söyleyecekti de. Çağırayım mı? Sonra o zaman. Sonra. Adam şimdi yorgun. Tamam. Hilmi yaz bu arada, sen ne yapıyorsun? Otobüs akşama falan. Akşama takılıyoruz. Hep otobüs mü çıkıyorsun? Tırmır. Bak işte bak. Benim otobüs bak şurada. Aha şurada bak. Hep otobüs mü devam ediyorum? Ben yine otobüsü. Ben de muavine gidiyorum. Hem kamyon hem tır hem otobüs. Arada Samet de geliyor işte. Ama ben gidince bilet satamıyor abi. Onu söyleyeyim mi? Aynen. Samet de geri geliyor. Beni gören korkuyor abi. Tek kaçsın diyorlar bana. İki kişi gidip geliyorsun. İyiymiş valla. Efendim? Tamam adamı. Ahmet Emin'in araba bulunmuş. Adam yorgun. İdris'e gidiyoruz. Tamam siz hadi gidin bakın. Hadi. Ama o zaman abiye bir eşlik edelim o zaman. Eve kadar şey yapalım arkadaşlar. Ha? Bir şey koktu. Aynen. Bir şey koktu. Bir dinlensin. Ne bir, ne koktu bir abi? Kendine gelsin şöyle. Oğlum Şükrü. Lan Şükrü. Ya, Şükrü ya. Dön bakayım arkanı. Yine mi sen? Allah seni Şükrü altına yapmış yine ya. Ben yapmadım. Samet abi yaptı. Oğlum nasıl sen yapmadın? Bak kaçıyor bir de. Lan püf sana yine altına yaptı ya. Tüpte kaçak var. Kaçın tüpte kaçak var. İyi arkadaşlar hadi o zaman. Bak araba sürmeyi öğrendim. Sonra buluşuruz yine. Görüşürüz. Hilmi. Gel. Ecem. Bak araba sürmeyi öğrendim. Siz de şey yapın. Emre dinlensin. Mahalleye götüreyim ben onu. Tamam baba olur. Hilmi görüşürüz Samet arkadaşlar. Emre abi. Baba görüşürüz. Hoş geldin tekrardan aramıza. Seni gördüğüme gerçekten sevindim. Hani öz kardeşini görür ya insan. Böyle bir özler ya.
o duygular içerisinde. Tabii tabii kardeşim. Bir akşam görüşelim. Emre manyağa bak bak bak. Şu ne? Bana özel yaptırdı bak arabaya bak. Ferrari motoru koydurdu. Hangisi lan yeşil mi? Bak bak. Bu ne lan? Neler yaptırdı bana ya? Oğlum bu ne lan? Vaa! Wow. Valla değişmeyen tek şey manyaklık oldu. Şahin'e de bir şeyler düşünüyorum. Oğlum delisiniz ya. Gel. İyi hadi bakalım. Beyler, adam var. Arkadaşlar görüşürüz, kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz üzere Sezer abi. Dikkatle görüşürüz abi. Şükrü gelmiyor mu? Telefonum açık abi. Telefonum açık abi. Arayın beni arayın. Devam edersin. Arayın beni. Kapını açayım abi gel. Yo estağfurullah. Şükrü'ye kim bakıyor ya? Et kaldı et gel gel. Tamam tamam Şükrü bende. Ben. Tamam tamam baba. Gel la gel et kaldı çok et gel. Çok Şükrü çok. Geliyorum geliyorum sana. Yok ama sıkıntı yok ya. Nerede? O arabanın arkasında rahatmış canım. Gel gel. Et nerede? Abi oğlum. Ha burada. 91 model ama yani iyidir rahat ol. Al getirdim sen al. Gel, sen fazla gel. Yemedin. Ver bakayım. baba. Takip et. Ya Emre'cim şey şimdi bu 1-2 yıl önce işte sen gittin ya 6 ay sonra falan burada bir Çakı Ferhat diye biri şu an türedi yani. Adına Çakı Ferhat. Koymuş. He Çakı Ferhat. Neyse adam. Ben dükkana geldi bir kere bir. Ben tipini hiç beğenmedim. Baktım böyle ama şey böyle çok insancıl davranıyor gibi oluyor falan böyle. Bir anda sinirlenip yanındaki adamı vurdu beni dükkana. Yok canım. Çok ciddiyim bir anda ya yarın en iyi adamı filan dedi adamla bastırdı konuştu bana. Lan aradan 3 saniye geçmedi çat bir vurdu adamı gözümün önünde. Dedim ne oluyor? Oğlum sizin gözünüzü korkutmak için yapmıştır lan. Öldürmedi değil mi yani ayağına mı sıktı? Yok yok direkt kafasına sıktı ne öldü ayağa. Oğlum bu nasıl adam lan? Bunun Çağrı'yla ne alakası var? Ondan sonra dur onu anlatıyorum. Çağrı dedim ki. Sen dedim bu adamın yanında ne yapıyorsun dedim. İşte bilmediğiniz işler var. İşte burada duruyorum ben gayet mutluyum. Bir de bu adamın yanına giren öyle şey yapamıyormuş Emre. Olay çıkamıyormuş da. Allah Allah. Hani ya ölecek bu adam buradan çıkarken ya da rızası olmadan bir şekilde çıkamıyorsun yani. Adamın yanına köle oluyorlar resmen. Tamam o zaman kardeş. Gidek adama derdi neymiş bir konuşalım bakalım bir. Şu Çağrı'nın meselesini. Yani polis filan da bu adamın yanında. Hiçbir şey yapmıyor polis. Lan diyorum ya adam gözümün önünde adamın kafasına sıktı ya. Dükkanı. Tuzağa düşürsek? Polis çağırsak yani, bir şey olsa. Ben şey yaptım. Bastını şey yaptım ya öyle bir plan falan var ama kafamda. Dediğim gibi. Şimdi diğer arkadaşlar biliyorsun. Arabacı, modifiyeci şey ama. Aman yavaş kardeş. Aman yavaş. Oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Peki şey. Hani. Yani o zaman ben zaten biliyordum da ben keşke deseydin ya ben daha erken gelirdim yani Çağrı'nın başına böyle bir şeyler geldiğini bilseydin. Yani şöyle söyleyeyim Çağrı'yla ben çok konuştum kaç kere zorla eve getirttirdim şey yaptım bir de gelmiyor da Emre görüşmüyor da bizle. Oğlum. Eskisi gibi şey değil yani. Çekiniyor o zaman. Vallahi var çekindiği sakındığı bir şey ama anlamadım ama sen geldin eyvallah bir şeyler ayarlarız elbet. Tamam baba yani, sıkıntı yok o zaman ben bir dinleneyim bugün. Sen bugün bir dinlen yat. Yarın dükkana tamam. Gel benim. Tamam dükkana o. Gel, gelirsin. Çağrı'yı kurtaralım. O da Çakı mıdır? Kelebek midir? Bıçak mıdır? Cımbız mıdır? Ferhat mıdır? Fero mudur? Onunla bir görüşelim yani, bakalım. Önce bir insan söyleyeyim. İnsan görüşelim Çağrı'yla, bir. Çağrı'yla görüşmek için şey yapıyoruz. Arıyorum ben Çağrı'yı. Diyorum ki Çağrı şu gün görüşeceğim. Hı. Ondan sonra o gün görüşeceğim deyip tamam diyor. Bir yer veriyor bana. Gidiyoruz orada görüşüyoruz. Çağrı geri gidiyor. Hani 10 gizli, dakika bile görmüyoruz adam. He. Çok ilginç kardeş. Ya. Dediğim gibi çok farklı bir dünyaya dalmış anlamadım yani. Biz Çağrı'yla da görüşmeyelim önce. Adama gidelim bir insan bir konuşalım bakalım bir. Adam ne mesaj verecek bize. Ona göre yolumuzu yani, çizeriz. Gerekirse biz de hayatımızı ortaya koyarız yani. Adam dediğim gibi dengesi çok bozuk olduğu için sıkıntı büyük ondan dolayı. Tamam baba ama halledeceğiz. Yani. Tamam ben bir dinleneyim halledeceğiz baba tamamdır. Tamam, hadi kendine baba. İyi bak görüşürüz. Allah'a sen bekleme ol. Ben şey yaparım girerim. Şey yap dükkana gelemezsen de ben çocuklarla araba gönderirim sana. Tamam gelirsin, tamam baba teşekkür ederim çok sağ ol eyvallah. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzün sonuna geldik. Yavaş yavaş olaylar gelişecek. Bu giriş bölümü umarım beğenmişsinizdir. Yavaş yavaş oğlum dur daha bitmedi. Yavaş yavaş olaylar gelişecek. Sizlerden istediğim 20.000 like ve yorum biliyorsunuz. İlerleyen bölümler gerçekten ortalık karışacak. Eski roleplayler gibi aynı. Hepinizi öpüyorum bu arada. Eyvallah. Hadi öpüyoruz abi. Hadi öpüldünüz. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.